Merhaba gençler, Dershane burada, hoş geldiniz. Ben Özkan Hoca. Bugün sizlerle fiillerin üçüncü kısmını işleyeceğiz artık. Fiillerin üçüncü kısmını bir bitirelim. Ben size demiştim fiiller 3 bölüm olacak diye ama bir video daha yapacağız. 4 videoluk bir seri olacak. Ek fiili ayrı bir videoda işleyeceğiz. Sadece ek fiil yapacağız onda. Peki neler öğreneceğiz bu videoda? Fiillerin üçüncü kısmı ne? Fiillerde yapı, basit bileşik, türemiş olmak üzere. Sonra bileşik eylemlerin çeşitlerini göreceğiz. Kurallı bileşik, yardımcı bileşik, kaynaşmış bileşik olarak. Hemen devam edelim. Fiillerde yapı. Fiiller basit, türemiş, birleşik olmak üzere 3'e ayrılır. Önce basit fiillere bir bakalım. Basit fiiller neymiş? Herhangi bir yapım eki almamış eylemler basit fiildir. Çünkü yapım eki aldığı zaman ne oluyor? Şekli değişiyor. Ya da isimden fiil yapan yapım eki almıştır. Yani bir türemiş olmuş oluyor artık. Bunların olmadığı, yapım eklerinin olmadığı fiiller basit fiildir. Gittiler, duyuyor musun? Seçeceksin, okumalısın gibi. Aldığı çekim şeyini değiştirmez. Yapısını değiştirmez. Yani malı meli aldığı için mesela türemiş fiil olmaz. Bunlar çekim. Bunlar ayrı bir şey. Soru olması kafanızı karıştırmasın. Soru olabilir, olmayabilir. Basit fiil, basit fiildir. O zaman devam ediyorum. Türemiş fiillerle. Yapım eki alarak başka bir eylemden ya da bir addan türemiş sözcüklerdir. İnceleyelim. Hazırlamışım. Bu ne olmuş? Hazır kelimesinden ne olmuş? Türemiş, hazırlamak haline gelmiş. Ne olmuş? Türemiş, hazır kelimesinden türemiş. Yapmak ne olacak? Yaptıracak, yaptırmak olmuş. Yapmaktan yaptırmak olmuş. Başka bir hale gelmiş. Sudan susamak olmuş. Değil mi? Önce suymuş, sonra susamak olmuş. Peki türemiş bileşik şeyini nasıl ayırıyorduk? Pardon. Türemiş basit kök halini nasıl ayırıyorduk? Anlam ilgisi olması gerekiyordu kök haliyle. Yani burada susamak olması için ne olması lazım? Sudan türemesi lazım. Bu bir nedir? Türemiş fiildir. Konuşalım. Burada kullanmış. Evet, devam ediyoruz şimdi. Bileşik fiillere geldik. Zaten basit ve türemiş kısmı birazcık kolay. Yani basit ya da türemişi tespit etmek zor değil. Ama birleşik fiiller tespit etmesi, yani kategorisini tespit etmesi birazcık yorucu. Zaten bu konunun en zor kısmı da birleşik fiiller. Dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim. Eğer anlamazsanız tekrar tekrar videoya bakmanızı tavsiye ederim. Bakalım neymiş birleşik fiiller. En az iki sözcüğün birleşmesiyle oluşmuş fiillerdir. Tamam. Bitişik ya da ayrı yazılabilirler. Kendi içlerinde üçe ayrılırlar. Kurallı birleşik fiiller. Yardımcı fiil alan birleşik fiiller ve anlamca kaynaşmış birleşik fiiller olmak üzere gördüğünüz gibi 3'e ayrılıyor. Biz önce bir kurallı birleşik fiillere bir bakalım. Bakalım neymiş? Tek tek inceliyoruz. Türkçe kökenli iki eylemin bir araya gelmesiyle meydana gelmişlerdir. Bu fiiller de kendi içinde yeterlik, sürerlik, tezlik, yaklaşma olmak üzere 4'e ayrılır. Tamam, bakalım. Yeterlik. Abil fiili ile birleşen, yani bilmek fiili ile aslında birleşiyor bir fiil. Birleşen diğer fiiller bu tip birleşik fiil oluştururlar. Yeterlik anlamı veriyor. Olumsuzunda ebil, ama, eme şeklinde dönüşür. Bir işi yapmaya gücü yetme ya da olasılık anlamı katar. Mesela güzel örnekler vermiş. Sevebildim. Ne yapmış? Gücü yettiğini, başarabildiğini anlatmış. Mesela kaçabilirim. Ne oluyor? Kaçmaya gücüm yeter anlamını vermiş. Duyabiliyorum. Yani duymayı becerebiliyorum. Duyma yetim var. Bu şeyini verebiliyor. Duyabilsem ne yapmış burada da? Hani keşke buna gücüm yetse şeklinde vermiş. Olumsuzu nasıl olacak? Bu şekilde sevemem şeklinde olması gerekiyor. Duyabiliyorumun da duyamam şeklinde olması gerekiyor. Devam ediyoruz. Abil, ebil cümleye yeterlik anlamı dışında olasılık, ihtimal, olasılık ve ihtimal anlamı da katabilir. Evet. Örneğe bakalım hemen. Yarın burada olmayabilirim. Yine ebille birleşik eylem yapmış ama ne anlamı vermiş? Olasılık, değil mi? Burada olmayabilirim. Olmama ihtimalim var gibi. Sınavda zor sorular çıkabilir. Ne yapmış? Çıkabilme ihtimali var demiş. Burada ihtimal anlamı vermiş. Size zaten testlerinizde ne sorar? Aşağıdakilerden hangisinde yeterlilik bileşik eylemi cümleye farklı bir anlam katmıştır
gibi sorular gelebilir. Siz cümleye kattığı anlamı ayırmanız gerekir mesela. Yeterlik fiilinin olumsuzunda abil fiilinin bil kısmı düşer, a kalır. Hani yapabilirim, yapamam, tutabilirim, tutamam şeklinde olumsuzu yapılıyor. Ama olumsuzu nasıl birleşik fiile benzemese de, her ne kadar birleşik fiile benzemese de, olumsuzu da gayet birleşik fiildir gençler. Bunu unutmayacağız. Yani bir şey neyse olumsuzu da aynı tür. Sürerlik. Kaldır, gel, koy, gör fiilleri diğer fiillerle birleşince sürerlik anlamı katarlar. Sürerlik ne hocam? Süreklilik gibi düşün. Süreklilik katıyor. Eylemin belli bir süre devam ettiğini anlatırlar. Sürerlik fiilinin olumsuzu yapılamaz. Şimdi baktığımız zaman sürerlik anlamı, yani bir fiil bir anda başlayıp bitmesi yerine belli bir süre de belli bir süre devam ettiğini anlatıyor burada. Hemen bakalım. Baka kaldık. Normalde bakmak eylemi anlıktır değil mi? Bir anda bakarsınız ve biter. Ama baka kalmakta bir süre böyle bakmaya devam edersiniz. Yoksa kafanı çevirdin, gördüm, bitti. Bakma eylemi budur. Ama baka kalmakta bir süre böyle bakılı kalırsınız bir yere. Burada onu söyle. Yani fiili ne yapmış oldu? Belli bir süreye yaymış oldu. Gide dur. Yani gitmek eylemi kapıdan çıktığın zaman mesela gitmişsindir. Ama gide dur, hani belli bir süre gitmeye devam et. Ola gelmiştir. Gele koy. Kala kaldım. Değil mi? Kala kaldım mesela. Çok direkt olarak bir anlıktır. Böyle bir kalırsınız bir anda. Ama kala kaldım. Yani o devam ediyor. Bir süre daha devam ediyor kalma eylemi. Otura dur. Çıka gelir. Yapa koy gibi bu şekilde sürerlik anlamı veriyor fiile. Tezlik var. İver fiili eklendiği fiillere tezlik birleşik fiilini oluşturur. Olumsuzu da bulunur. Yapılan işin önemsizliğini vurgulamaya yarar. Ya da hızlı olduğunu da, hızlılık anlamı da katar. Geliverdi. İşte yazı verin. Saydırıversin. Gelivermedi. Gelivermedi. Yazmayı ver. Yazışmayı ver. Şeklinde, şu şekilde olumsuzları da yapılıyor. Önemsizliğini hani saydırıversin, yapıversin gibi böyle önemsiz şeyini de, önemsiz anlamında tezlik birleşik fiili veriyor arkadaşlar. Bir de yaklaşma var. Gördüğünüz üzere bunların bazıları Türkçe'de günlük konuşma dilinde pek de kullanılmıyor. Kitaplarda rastlayabilirsiniz, okuma parçalarında rastlayabilirsiniz. Ama günlük konuşma dilinde çok fazla kullanılmayanlar olduğu için öğrenmesi zor olabiliyor. Biz ne yapacağız? Temkinli olacağız. Hepsini öğreneceğiz. Yaklaşma yaz fiiliyle yapılır. Tehlikeye yaklaşma anlamı katar. Olumsuzu yoktur. Düşe yazdım mesela. Neredeyse düşüyordum. Öyle yazmış. Neredeyse ölüyordu demek aslında. Şimdi ne demiş? Eylemsi ve eylemin birleşiminden oluşan bir grup kurallı birleşik fiil daha vardır. Bunlar ayrı yazılır. Bu fiiller şunlardır demiş. Göresi geldi, dans edesi geldi, çalışacağı tuttu, geleceği tuttu, yapmış bulunduk, vurmuş bulundu gibi gibi eylemsiyle. Eylemsi ne hocam diyeceksiniz, eylemsiyi siz 8. sınıfta öğreneceksiniz. Bu şekilde kullanılan fiiller de var tabi. Bunları ne yapacağız? Şöyle bir bakacaksınız göz ucuyla. Bunların böyle kullanıldığını bileceksiniz. Testlerde çöze çöze bunların doğru kullanımlarına alışacaksınız. Çünkü fiili doğru tespit etmek önemli bir durum. Şimdi yardımcı birleşik eylemlere geldik. Çoğu kez bir isimle et, ol, eyle, kıl, buyur, yap yardımcı fiillerinin birleşmesinden meydana geliyorlar. Bu birleşme esasında ses düşmesi ya da ses türemesi olursa bitişik, aksi halde ayrı yazılırlar. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Ses düşmesi ya da ses türemesi olması gerekiyor birleşik yazılmaları için. Ulama diye bir ses olayı var bildiğiniz üzere. Mesela teşekkür ettim. Biz bunu nasıl okuyoruz ses olarak okuduğumuz zaman? Teşekkür ettim şeklinde okuyoruz. Ulama bir ses olayı değildir. Ses türemesi ya da ses düşmesi gibi bir yapısal bir ses olayı değildir. Bu yüzden ulama olanlar birleşik yazılmıyor. Ulamaya düşmeyelim. Ulamaya kanmayalım.
Teşekkür ettim. Burada bir düşme ya da türeme var mı? Yok. O zaman ayrı yazılacak. Kaybolmuş. Nedir bu normalde? Kayıp olmuş. Ne olmuş? I düşmüş, P yumuşamış, B'ye gelmiş. Ne o yüzden ne yapacağız bunu? Ses olayı olmuş mu? Olmuş. O yüzden birleşik yazılacak. Mutlu oldu. Ses olayı var mı? Yok. Ayrı. Kabul ediyorum. Ses olayı var mı? Yok. Ayrı. Niyaz eyledim. Ses olayı var mı? Yok. Ayrı. Üstün kıldı. Var mı? Yok. Ayrı. Lütfeyledi. Nasıl olacak bu? Lütuf eyledin olması gerekiyor. Ses olayı var mı? Var. Birleşik. Kahreylesin. Kahır eylesin olması gerekiyor. Ses olayı var mı? Var. Birleşik. Büyü yapmış. Ses olayı var mı? Yok. Bu yüzden ayrı. Affetmiş. Af etmekten ne olmuş? Türeme olmuş değil mi? Bir tane F fazladan gelmiş. Yani ne olacak? Ses olayı var. Birleşik yazılacak. Et, ol kelimeleri bazen tek başlarına bir anlam ifade edebilirler. Böyle durumlarda yardımcı eylem olmaktan çıkıyorlar kendileri bir anlam ifade ettikleri zaman. Ol eylemi aşağıdaki anlamları verdiğinde yardımcı eylem olmaktan çıkar. Kendisi eylem oluyor. Bulunmak anlamında saat 3'te mutlaka evde ol. Burada artık kendi anlamında değil mi? Olmak, bulunmak anlamında. Yani burada yardımcı değil, kendisi bir fiil. Olgunlaşmak. Ağaçtan kopardı. Armut henüz olmamıştı. Burada artık kendi bir fiil. Yani yardımcı eylem değil. Mesela deprem oldu. Oğlu olmuş. Bu sehpa buraya hiç mi hiç olmadı. Yani olgunlaşmak, gerçekleşmek, doğmak, uygun düşmek anlamlarında ol fiili kullanılabiliyor. Ve burada tek başına kullanılıyor. Yardımcı eylem olarak değil. Tek başına kullanılıyor. Et fiili de tabi böyle kullanımları var. Aşağıdaki anlamlara gelince yardımcı eylem olmaz demiş. Bakalım. Değerinde olmak mesela. Ederinde olmak da derler ya ona. Bu ev en fazla 1 milyon eder. Burada ne yapmış? Etmek. Değerinde olmak kendi bir fiil. Artık çektirmek. Bu yaramaz çocuk bize neler etti? Yani neler çektirdi anlamında kullanmış. Ama burada da yardımcı birleşik eylem olarak değil, kendi bir fiil olarak. Mahrum bırakmak, bu çocuk beni aklımdan edecek, aklımdan mahrum edecek. O kadar yaramazlık yapmış ki aklımdan edecek diyor. Ne olmuş? Burada da kendi başına bir fiil olduğu için yardımcı eylem olarak değil. Olmak ve etmek yardımcı fiillere asıl fiil olarak da kullanılabilir demiş. Bu kirazlar erken oldu. Asıl fiil. Evet ya burada da asıl fiil olarak kullanılıyor bu arada. Bu yıl kirazlar erken oldu. Asıl fiil. Evet. İşler yetişince herkes memnun oldu. Memnun olmak burada yardımcı fiil. Memnun olmak birleşik. Teşekkür etmek gibi. Bu ev bu kadar eder mi? Asıl değil mi? Ede bu kadar para eder mi? Şeklinde. Asıl fiil. Burada da adam yapacağı işleri tarif etti. Tarif etmek de birleşik ama ses olayı olmadığı için ayrı yazılıyor. Birleşik eylem ama ses olayı olmadığı için ayrı yazılmış. Burada da yardımcı eylem. Şimdi kaynaşmış birleşik eylemler. Hadi bu deminkilerde kural vardı en azından. Ne olduğunu anlayabiliyorduk. Kaynaşmış birleşik eylemler aslında deyimleşmiş birleşik eylemler de deniyor. Kullanıla kullanıla artık bu şekilde kullanılan gelenekleşmiş fiiller. Maalesef ezber. Bu kısmı da ezber. Ne yapacağız? Çalışacağız. İyi çalışacağız ki. Çünkü 8. sınıf için gerçekten çok önemli bir ünite bu. Yani 7. sınıf için tabii ki önemli. 7. sınıfın ünitesi zaten ama 8. sınıfa direkt olarak, LGS'ye direkt olarak etkisi olan bir ünite. Başlayalım bakalım. Değimleşmiş olanlar, bunlar daima ayrı yazılır. Deyim olanlar. Mesela kulak kesildim. Ayak direme. Göğüs gerelim, göze girdi, dil döktü, kafa attı. Bakın deyimleşmiş olan fiiller bu şekilde yazılıyor ve bunlar beraber fiil olarak kabul ediyor. Kulak kesildiğimde, şunları bir sileyim. Kulak kesildiğimde kesildim değil fiil. Kulak kesildim, beraber. Ayak direme, direme de direme değil. İkisi beraber, ayak direme. Göğüs gerelim de sadece gerelim değil, göğüs de var, beraber olacak. Göze girdi. Sadece girdi değil, göze girdi. Beraber olacak. Aman buna dikkat edin. Fiili doğru tespit etmek gerçekten çok önemli. Ve tam kaynaşmış olanlar var. Bunlar da bitişik yazılıyor. Mesela vazgeçtim, varsayalım, başvurdu, baş gösterdi gibi. Ya hocam biz bunları peki nereden bileceğiz? Bir, bol bol kitap okuyarak,
kitap okuduğunuzda bu tarz fiillerin doğru yazılışını göreceksiniz ve daha iyi oturacak. Zaten ara tatil dönemindeyiz. Ara tatil döneminde bol bol kitap okuyun. İki, soru çözeceğiz. Yani günde 2 test, 3 test sizi yormaz, sizi mahvetmez. Tamam, 8. sınıfta değilsiniz, LGS hemen önünüzde değil. Ama bir sene sonra geldi. Yani bir sene sonra diyeceksiniz ki hocam 4 ay kaldı, ne yapacağım? Tam bir sene sonradan bahsediyoruz. O yüzden ne yapacağız? Test çözün yavaş yavaş. Bunları çünkü iyice oturtmamız gerekiyor. Devam ediyoruz. Bu tip fiilleri deyimleşmiş birleşik eylemler de denir. Evet, söylemiştik. Bir isim ve bir fiilden oluşurlar. Birkaç istisna dışında ayrı yazılırlar. Kurallı birleşik eylemlerde kullanılan kalıplar diğer birleşik eylemlerin üzerine de gelebilir. Bu durumda fiil iki kez birleşmiş olur. Bakın, tekrar söylüyorum. Kurallı birleşik eylemde kullanılan kalıplar diğer birleşik eylemlerin üzerine de gelebilir. Yani teşekkür edebilirsin. Yani burada bilmek fiili de tekrar gelmiş, değil mi? Baktığımız zaman bilmek fiili de teşekkür etmeye birleşmiş. İki kere birleşmiş eylem haline gelmiş. Kabul edebilirsin. Kabul etmek zaten bir birleşik eylem. Ama içine ne olmuş? Bil fiili de gelmiş. O da eklenmiş. Ne olmuş? İki kez birleşmiş. İki kez kurallı. İki kez birleşmiş bir eylem haline gelmiş. Örneklere de bakalım. Bu şekilde davranarak ateşle oynuyorsun. Mesela burada deyimleşmiş bunlar, değil mi? Ateşle oynuyorsun. Beraber. Çok ilginç fikirler ileri sürüyor. İleri sürüyor. Beraber. Annesi onu dört gözle bekliyordu. Dört gözle bekliyordu. Beraber deyimleşmiş çünkü. Kimi zaman hayallere dalardı. Hayallere dalardı beraber. Size videonun sonunda çok güzel bir taktik vereyim. Çünkü son sayfamız bu. Çok güzel bir taktik vereyim. Hocam, biz bunun birleşik olduğunu nasıl tespit edeceğiz? Değil mi? Şöyle tespit edeceksiniz. Diyelim ki zor geldi, bulamadınız ya da bilmediğiniz bir denk geldi. Acaba birleşik mi değil mi? Şey yapamıyorsunuz, ayıramıyorsunuz. Cümlenin fiilini değiştirmeyi deneyeceksiniz. Bakalım. Bu şekilde davranarak ateşle oynuyorsun. Bu şekilde davranarak risk alıyorsun. Ben fiili değiştirirken neleri değiştirdim? Ateşle'yi de çıkardım, oynuyorsun da çıkardım. Demek ki birleşikmiş. Devam edelim. Çok ilginç fikirler ileri sürüyor. Çok ilginç fikirler anlatıyor. Mesela ileri anlatıyor. Olur mu? Olmaz. Demek ki ikisini de çıkarmam lazım. İkisini de çıkardığıma göre ben sadece fiili değiştirmek istiyorum. O zaman ikisi berabermiş. İkisi beraber kullanılması gerekiyormuş. Annesi onu dört gözle bekliyordu. Annesi onu dört gözle anlatıyordu mesela. Dört gözle anlatıyordu. Olur mu? Olmaz. Demek ki dört gözlerinin de çıkması lazım. Fiili değiştirmeye çalışıyorum çünkü. Sadece bunu değiştirdim. Oldu mu? Mantıksız oldu. O zaman bunları da çıkarmam gerekiyormuş ki o yüzden bunun beraber olduğunu anlıyoruz. Birlikte kullanıldığını anlıyoruz. Kimi zaman hayallere dalardı. Kimi zaman hayallere bakardı. Olur mu? Olmaz. Demek ki beraber kullanılması gerekiyormuş. Peki neler öğrendik bu videoda gençler? Fiillerde yapıyı öğrendik. Basit birleşik türemiş olmak üzere. Kurallı birleşik eylemleri öğrendik. Nasıl olduğunu öğrendik. tezlik, sürerlik gibi şeyleri vardı. Yardımcı birleşik eylemleri öğrendik. Etmek, olmak fiilinin özelliklerini öğrendik. Kaynaşmış birleşik eylemleri öğrendik. Bunlara deyimleşmiş birleşik eylemler de dendiğini öğrendik. Evet gençler, fiillerde dediğim gibi bir video daha yapacağız. Ek fiil videosu ayrıca. Ondan sonra da fiilleri bitirmiş olacağız. Kendinize iyi bakın. Çalışmaya devam edin. Görüşürüz.